Yerel seçimlerde yalnız yürüyeceğiz diyerek eski ittifak ortaklarına rest çeken Meral Akşener iddiasını bir adım öteye taşıdı ve partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını bugün resmen duyurdu. İyi Parti'nin İzmir adayı Ümit Özdağ'lı. CHP'den ise Akşener'in restine gidene kal demeyiz anlamına gelecek bir yanıt var. İyi Parti için bir de FETÖ iddiası gündemdeydi bugün. Akşener, FETÖ İyi Parti'yi esir aldı diyen eski danışmanı Hasan Sami Özvali'nin hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı. İzmir'e çok iyi gelecek. İzmir'i kokudan kurtaracak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir kez daha masa ortaklarına seçim resti çekti. Üstelik bu kez partisinin İzmir adayını da resmen açıkladı. Biz yerel seçimlere yalnız, özü başımıza gireceğiz. Gerçekten çok şeyleri yaşadık, sinemizde tuttuk ve yutkunduk. Üçle altı arası rahmetli anam gitti gümbürtüye. O derece hakaret, küfür yedim ben. CHP ile aralarında bitmek bilmeyen kiralık 15 vekil tartışmasını da es geçmedi. Diyorlar ki o 15 milletvekili olmasaydı İyi Parti olmazdı. Siz nerede olurdunuz? İstanbul olur muydu? Ankara olur muydu? Antalya olur muydu? Adana olur muydu? Biz 4 milletvekili kazandık CHP'nin oylarıyla. 21 milletvekilini de Cumhuriyet Halk Partisi kazandı bizim oylarımızla. Akşener partinin kasasının boş olduğunu da ima etti. Ekonomik durumu iyi milletvekillerimiz. Sizi ayrıca toplayacağım. Pamuk eller cebe diyeceğim parti hatta yani haberiniz olsun. Akşener'in seçim restine CHP'den aynı tonda cevaplar da gelmeye devam ediyor. Biz gidene gitme demeyiz. Çok başarısız olabilirler. Çok başarılı olabilirler. Bunun da bedelini kendi tabanlara ve halka verirler diye düşünüyorum. Ve İyi Parti'deki FETÖ iddiaları. Akşener, FETÖ İyi Parti'yi esir aldı diyen eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı. Hala Meral Akşener'in etrafında FETÖ'den örülü bir ağ var. Ben iddialarımın arkasındayım. FETÖ ile alakalı mahkemeye isimleri sunacağım. Kazansalar tehlike çok büyüktü. FETÖ bir tehlikeydi. HDP ikinci tehlikeydi.